Bakanı bu çalışmaları sonlandırmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi ve değişik partilerin kırmızı çizgiler Cumhuriyet Halk Partisi ve değişik partilerin kırmızı çizgileri nedeniyle ilerleme imkanını kaybetmişti. Yani parlamenter sistem olmazsa biz hiçbir şeyi görüşmeyiz, konuşamayız. Parlamenter sistemi bir kenara koyup sistemi en sona bırakalım dediler. Tartışma yaptılar, konuştular, uzun uzun çalıştılar ama yine netice alınamadı. Nitekim Meclis Başkanı İsmail Kahraman döneminde, yani 2015 seçimlerinden sonra da bu sefer Anayasa Mutabakat Komisyonu adında bir başka komisyon kuruldu. AK Parti, CHP, MHP ve HDP üye verdi. Ama bu komisyonun ömrü çok kısa oldu. 4 Şubat 2016'da kurulan komisyon 16 Şubat 2016'da Meclis Başkanı'nın açıklamasıyla görevini sonlandırdı. Çünkü burada yine hükümet sistemi tartışması nedeniyle yeni Anayasa Mutabakat Komisyonu çalışma imkanı ve ortamı maalesef bulamadı. Bütün bu çalışmalar bize bir şeyi gösteriyor. Türk milletinin ve Türkiye'de siyaset kurumunun yeni anayasa konusunda müttefik olduğunu gösteriyor. Ama yeni anayasayı hazırlama, kabul etme ve uygulamaya koyma konusunda henüz uzlaşma zemininin oluşmadığını da bize çok açıkça göstermektedir. Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye'de olmaz, büyük Türkiye'de olmaz. Büyük Türkiye'nin ve yeni Türkiye'nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Bu kapıyı yeni anayasayla açacağız. Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk şey yeni anayasadır. 1924 anayasasıdır. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken, Türkiye'nin Türkiye yüzyılını inşa ederken yeni bir anayasayla yola çıkması milletimizin de, devletimizin de, her bir insanımızın da ortak çıkarınadır. Neden derseniz, biraz bu nedenleri izninizle açmak isterim. Osmanlı dönemini geride bırakırsak, Kurtuluş Savaşı yıllarında hazırlanan 1921 Anayasası ve savaş yıllarının sonunda Cumhuriyet'in başında inşa yıllarının zorlukları içerisinde hazırlanan 1924 Anayasası ve 1961 ve 82 darbe anayasaları. 4 anayasamız. Ama dikkat edilirse bu anayasaların hiçbirisi olağan bir dönemde hazırlanmamış. Kimisi darbe döneminde, kimisi kurtuluş mücadelesi yıllarında, biri de savaşın bitiminden sonra yeniden başlangıç ve inşa sürecinin zorlukları içerisinde. O yüzden Türkiye'de herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda ve olağan bir dönemde yeni bir anayasa yapmaya ihtiyacı vardır. Bizim olağan dönemde anayasa yapma irademizi ortaya koymamız ve bu iradeyi hayata geçirmemiz bizim gücümüze çok büyük güç katacaktır. 1982 Anayasası yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar en çok değişikliğe uğrayan anayasa ünvanını kazanmış durumdadır. Zira bugüne kadar 19 değişiklik paketi gelmiş, 44 anayasa maddesi yürürlükten kaldırılmış, mülga edilmiş, 179 maddede değişiklik yapılmış ve anayasamızın toplam 223 noktasına dokunulmuştur. Bu son derece önemli değişikliklerin sonucunda anayasamızdaki dil birliği, insicam bozulmuştur. Bakın,
anayasadaki maddelerin isimlerine baktığınızda orada bile farklılıklar var. Bizim anayasamızda madde var, değişik madde var, geçici madde var, ek geçici madde var. Hepsi madde. Fıkralara baktığınızda değişik fıkra var, ek fıkra var, değişik son fıkra var, fıkrada değişiklikler var. Cümlelere baktığınızda ek cümle var, efendim değişik birinci cümle var, değişik ikinci cümle var, değişik son cümle var. Ek hüküm var, mükerrer değişiklik var. Anayasanın içindeki maddelerin, fıkraların, hükümlerin, cümlelerin bile isimlerinin birbirinden çok farklı olduğu ve isimlerin adeta yarışa girdiği bir yerde elbette ki dil birliğini ve insicamı bu anayasanın muhafaza ettiğini söylemek mümkün değildir. O yüzden... Evet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasını ekranlara canlı olarak getirdik. Yeni anayasa çalışması için Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir diyor. Cumartesi günü meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çağrıda bulunmuştu. Yeni dönem meclisi Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturacaktır. İnanıyorum dedi.